Mevlam'ın rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti yağmur gibi yağsın size. Yağmur hayat verir bilir misiniz? Yağmur bereket olur sonra. Otlar yeşerirken her filiz Mevlam'ı anar bilir misiniz? Her inen yağmur tanesi, her inen kar tanesi derler ki bir melek indirirmiş. Melek yere gelirken başka bir melek inermiş. O kadar çok melek var ki yeni bir yağmur tanesini yeni bir melek indirirmiş. Başkasına sıra gelmezmiş. Ben yağmuru görürken, yağmuru izlerken sevgililer sevgilisi Işık Peygamber'i düşünürüm. O yağmur gibiydi. Ruhlara, gönüllere rahmet saçan, rahmet veren bir yağmur gibiydi. Yıkayan, temizleyen, arındıran bir yağmur gibiydi. Öyle bir geldi ki, gönüllere bulaşmış olan bütün tozları bir anda öylesine aldı ki Nebi. Sonra gelenler, sonraya düşenler hep onu andılar, hep onu hatırladılar. Sen bir su gibiydin ey Nebi. İçleri doyuran, dışı yıkayan, taze hale getiren, rahmet veren bir su gibiydin. Bir hayat gibiydin sen. Seninle ben zulmü öğrendim. Zulmün kötü olduğunu öğrendim. Hak yememeyi öğrendim. Seninle ben gözyaşını öğrendim. Seninle ben bir mazlumun yanında, mazlumun yanı başında olmayı öğrendim. Bir çocuk can çekişirken onunla beraber can çekişmeyi öğrendim. Bir kuş parçalansa seninle beraber yüreğim dağlandı ey Nebi. Hep sendendi bunlar. Muhteşem bir orduyla Mekke'ye yürüyordu. 10.000 kişi varlardı. Dün kovulduğu, horlandığı, eziyet gördüğü Mekke'ye doğru geliyordu. Mekke'ye doğru yürüyordu. Mekkeliler onu bekliyorlardı da korku vardı. Çünkü o Mekkeliler çok mümin öldürmüşlerdi. Çok yürek yakmışlardı. Ya Muhammed hesap sorsa. Dileseydi taş üstüne taş koymazdı. Dileseydi kainatı tuz buz ederdi. O gücü vardı. Rahmani güç bir, beşeri güç iki. Ama o intikam düşünmüyordu ki. O hiç düşünmedi. Güzelim kızını attan düşürüp ölümüne yol açana bile intikam istemedi. Amcasını hunharca parça parça edenlere de intikam düşünmedi. O söylendiğinde derdi ki, ben rahmet peygamberiyim, azap peygamberi değilim. Bütün hayatı öyle değil miydi ki zaten? İnsanlar nara yanmasınlar, insanlar ateşe yanmasınlar diye hep çile çekmedi mi? İşte geliyordu Mekke'ye. Mekkelilerin yüreğinde ümit de vardı, korku da vardı. Ya Muhammed hesap sorsa diyorlardı. Ya o sormasa da yanındaki çilekeş Müslümanlar, ya mazlum Müslümanlar dünlerinin hesabını sorsalardı ne olacaktı? O gece geç saatti. Işıklar yanıyordu. Mekke'nin etrafında ışıklar yanıyordu. Ateş yakıyordu. Her bir asker bir ateş yaksın. Her bir grup değil. Her bir asker bir ışık yaksın ki sayımız daha çok görünsün de Mekkeliler savaşmasın, kan dökülmesin. O gece herkes yaktığı ateşin başında derin derin düşünüyordu. Esmer Bilal, Nebi'nin müezzini Bilal, Hazreti Bilal düşünüyordu. Dün yatırıldığı Mekke'nin kumlarını düşünüyordu.
Umeyye bin Halef'in üstüne çıkıp başını ezdiği günü hatırlıyordu. Sırtına, göğsünün üstüne büyük taşlar koyuyorlardı Hazreti Bilal'in. Bilal ne yapmıştı ki? Kimi öldürmüştü? Kimin malının mülkünü almıştı? Hiç kimsenin. Bilal bir şey demişti. Ahad. Allah bir demişti. Başka bir şey dememişti. Ama Bilal'in yüzüne, göğsüne taş koyuyorlardı. Öyle bir zulmediyorlardı ki. Yöneldikçe onlar Bilal yine ahad diyordu. Şimdi dönüyordu işte. Dün kendini çıkaranlara, ayaklarına ateş değdirenlere karşı gidiyordu. Bilal bütün katillerini tanıyordu. Derin bir tefekkür, düşünme, sonra gözlerini açıyordu. Peygamberin mübarek siması gözünün önüne gelince Bilal'in intikam duyguları bir anda kayboluyordu. Hep affetmeyi öğreten Nebi düşündükçe Bilal susuyordu Bilal. Bir tarafta Hazreti Ebu Bekir düşünüyordu. Başını önüne eğmiş. Kabe'nin avlusunda Hazreti Peygamber'in üstüne abanıp da ona vuracağınıza bana vurun diyen, yüzü kan içinde kalan Hazreti Ebu Bekir. Öyle dayak yiyecekti ki o gün, hatırlıyordu şimdi. Akşama doğru ancak ayılacaktı. Diyorlardı ki, su içsen Ebu Bekir. Hayır diyordu, Resulullah ne yaptı? Diyorlardı ki, Allah'ın Resulü iyidir. Hayır diyordu. Rabbime yemin ederim ki onu görmedikçe su içmeyeceğim. Koltuklarının altına gireceklerdi. Ayakları yerden sürüye sürüye Resulullah'ın yanına gelecekti. O halde dahi. Hazreti Peygamber de o gün çok darbe yemişti Kabe avlusunda. İçeri girer girmez dostu görünce Ebu Bekir ağlamaya başlamış ve demişti ki, ya Resulallah, bunlar senden ne istiyorlar? Sen rahmet getiriyorsun da, sen gül getiriyorsun da diken atıyorlar sana. Sen ne yaptın ki ey Nebi? İyilikten başka sen ne düşündün ki? Bunlar ne istiyorlar senden? Sonra Resulullah'la sarılırken ona diyordu ki, babam anam sana feda olsun. Sana bir şey olmasın da gerisi hiç önemli değil. Şimdi düşünüyordu Ebu Bekir radıyallahu anh o günleri, o gün sıkıntı günlerini, çileli günü düşünüyordu. Diğer bir yanan ateşin yanında ateş yükselirken göğe Hazreti Habbab'ın yüzünü görüyoruz. Diğer tarafta Hazreti Ammar'ın yüzünü görüyoruz. Ammar'ın yüzünü. Ammar'ın yüzünü aydınlatırken o daha derin düşünüyordu. Onun yüreğini yakan iki şey vardı. Babası Yasir, annesi Sümeyye. Mekke'nin kumları üzerine yatırılıp annesinin iki ayakları develere bağlanacak, ayakları ikiye bölünecekti, vücudu ikiye bölünecekti. Sümeyye'nin ilk şehit kadın. Babası Yasir ise göğsüne saplanan mızraklarla şehit edilecekti. Ammar ancak kurtulacaktı. Kurtulurken müşriklere diyecekti ki, sizin dediğinizi diyorum. Yani Resulullah hakkında yanlış dediğinize katılıyorum demişti de ancak öyle kurtulabilmişti. Bırakmışlardı onu. Resulullah'ın yanına geldiğinde ağlıyordu Hazreti Ammar. Resulullah kalktı, Ammar'ı kucakladı. Şimdi bütün bunları hatırlıyordu. Oturtmuştu haniye o gün. Ammar öylesine ağlıyordu ki hem şehit olan babasına, annesine, ama daha çok demin söyledi o sözü. Diyordu ki, helak oldum ya Resulallah, helak oldum. Ammar helak oldu ya Nebi diyordu.
Allah Nebisi diyorlardı ki, Ammar neyin var? Niye helak oldun sen? Zaten Hazreti Peygamber bir gün öncesinde annesi Sümeyye ile babası Yasir'in şehadetinden bir önce oradan geçtiğinde şöyle diyecekti. Ya âle Yasir, sabran ya âle Yasir. İnne mev'idena ve mev'idekumul cennet. Sabreden Yasir ailesi, çilekeş aile. Sonra Yasir ailesi bir sembol olacaktı. Yeryüzünün bütün noktalarında çile çeken bütün Müslümanlar için, belki dünyanın bütün mazlumları için, hangi dine mensup olsa olsun, bütün dünya mazlumları için Hazreti Yasir ailesi bir sembol olacaktı. Direnmeyi bilen, güce karşı ayak direnen bir sembol olacaktı. Hazreti Peygamber öyle demişti. Yasir ailesi sabredin. Sizinle benim buluşma yerimiz elbet cennet olacak. Sabredin. Sabrettiler. Şairin dediği gibi ya, sabarna hatta melle min sabrina sabru kulna gaden ev ba'da gadin seyencedil emru. Öyle sabrettik ki sabrımızdan sabır sabırsızlandı. Dedi ki elbet çıkacak. Yarın veya sonraki gün haklı olduğumuz. Hazreti Peygamber helak oldum ya Resulallah diyen Ammar'a diyecekti ki neyin var? Ma varaike ya Ammar. Neyin var Ammar? Ya Resulallah diyecekti. Senin hakkında kötü şeyler demeseydim beni bırakmayacaklardı. Senin hakkında kötü şeyler dedim ya Resulallah. Helak oldum. Gelen İşkenceler sırta dokunmuş olan hançer parçaları. Vücutlarını parçalıyorlardı. Sahabinin kum bastırıyorlardı. 50 derecelik ateşin Mekke'nin kumları altında dinlerinden vazgeçsinler diye vazgeçmiyorlardı. Birer dağ gibi metinlerdi. Kök salmış çınar ağacı gibi. Nebi Aleyhissalatu Vesselam ellerini Hazreti Ammar'ın kalbine koyuyordu. Ammar diyordu, sen benim hakkımda kötü söylerken burası nasıldı? Burası. Ammar diyordu ki, vallahi ya Resulallah seninle doluydu. Rabbimle doluydu ya Nebi. Başka olabilir miyim? Rahmet peygamberi rahmet veriyordu. Diyorlardı ki, in adu fe'ud. Onlar yeniden sana işkenceye başlarlarsa Ammar, sen de yeniden benim hakkımda dilediğini söyle. Kalbin yerinde olduktan sonra, kalbine girmedikten sonra küfür önemli değil diyordu. İşkence ederlerse sen yine konuş. Ammar düşünüyordu bütünler bunları. Hazreti Peygamber de düşünüyordu da, neler düşünüyor? Kim bilir? Kim? Acaba görmeden kaybettiği babasını mı düşünüyordu? Mekke'ye girerken bir tufan vardı yüreklerde. Hatıra tufanı yakıp yıkan tufan vardı. Evlerini bırakmışlardı. Ölülerinin mezarlarını bırakıp Medine'ye gitmek zorunda kalmışlardı bu çiçek insanlar, bu rahmet insanları. Ne yazık ki taşlanmışlardı, ne yazık ki doğranmışlardı. Acaba Ebva'da yatan annesinde miydi aklı, annesinin evinde miydi aklı, kim bilir? Ama bildiğimiz bir şey varsa ki Nebi'nin mübarek yüzü gergindi. Hatıralar Resulullah'ın mübarek yüzüne yansımıştı. Gözlerinin pınarları yaşlanıyordu. Kim bilir Hamza'yı mı düşünüyordu? Uhud'da kaybettiği amcasını mı? Diğer dostlarını mı düşünüyordu? Lakin sürekli sahabiye sabır söylüyordu. Diğer taraftan Ebazer vardı. Kana bulandı o günü hatırlıyordu Mekke'de. Başına taşlarla vuruldu o günü. Onu anlatırken sahabi
kandan bir heykel haline gelmişti diyecekti. Ebu Zer, herkesin yüreğinde bir şey vardı, bir şey vardı. Ertesi gün Resulullah, hadi diyordu, Mekke'ye doğru yürüyüş yapın. Her kolun başında biri vardı. Birinin başında Hazreti Ömer vardı. Bir ara Ebu Süfyan yakalanıyordu. Ebu Süfyan sonra Müslüman olacaktı. Yakalanıyordu. Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ı koruyordu. Peygamber amcası. Ama bakın ki Hazreti Ömer'e elinde kılıç, bu münafıkı diyordu. Resulullah'la görüştürmeyeceğiz bile. Bunu vurmak lazım. Başımıza bütün harpleri bu adam açtı diyordu. Hazreti Abbas korumaya çalıştıkça Abbas diyordu. Bu adam bütün fitnenin başıdır. Bugün savaş günüdür. Ben bunun hesabını göreceğim diyordu. Hazreti Abbas araya giriyordu. Ömer diyordu. Resulullah'a götürelim. Karışmayın diyordu. Tarihçiler o an naklederlerken Ebu Süfyan kaçıyordu. Hazreti Ömer kovalıyordu. Hazreti Abbas araya giriyordu. Öyle nakledecekler. Hazreti Peygamber şahit olunca Ebu Süfyan'ı getirin diyecekti. Ebu Süfyan anlatıyor. Diyor ki, Peygamber Muhammed'in yanında oturduğum. İman edip etmeme konusunda tereddütlerim vardı. Resulullah beni oturttu, güven verdi. Ebu Süfyan'a dokunmak yok dedi. Hayır. Kabe'ye sığınan kimseye dokunmayacaksınız. Evine girip kapıyı kapatana dokunmayacaksınız. Silah bırakana dokunmayacaksınız. Kadınlara dokunmayacaksınız. Çocuklara sakın dokunmayacaksınız. Harp etmeyen kimsenin kanı dökülmeyecek. Kabe'de kan istemiyorum diyordu peygamber. Kabe'de kan istemiyorum diyordu. Orduyu Resulullah Ebu Süfyan önden geçiriyordu. Bir güç gösterisi yapıyordu. Ebu Süfyan gitsin ki Mekke'ye desin ki Muhammed'e karşı direnmeyin aleyhissalatü vesselam'a karşı kan dökülmesin diye. Bir ara Sa'd ibn-i Ubade Ebu Süfyan'ın yanından geçerken dedi ki bugün melhame günüdür Ebu Süfyan. Bugün harp günüdür. Ebu Süfyan titriyordu tabii. Resulullah hayır hayır. Bugün merhamet günüdür. Melhame değil. Harp değil merhamet. Melhame savaş. Merhamet ise bildiğiniz merhamet. Hayır. Bugün merhamet günüdür diyordu Resulullah. Harp günü değildir. Sonra Fahri Kainat diyorlardı ki Ebu Süfyan'a git Mekkelere de ki Muhammed kan için gelmedi. Biz evlerimize dönüyoruz. Gasp ettiğiniz odalarımıza dönüyoruz. Babalarımızın annemizin evine dönüyoruz. Ebu Süfyan, biz bir şey istemiyoruz. Kabe'yi siz putlarla doldurdunuz. 360 putla. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın daha önce meleklerin inşa ettiği ilk Kabe'yi meleklerin inşa ettiği söylenir. Meleklerin inşa ettiği Kabe'yi temizlemeye geliyoruz. Kan dökmeye değil Ebu Süfyan. Söyle onlara Muhammed kan istemiyor. Muhammed Allah'ın peygamberi intikam istemiyor. Malınızı mülkünüzü istemiyoruz. Ebu Süfyan rahatlıyordu. Aslında öyle olduğunu iyi biliyorlardı. Misvak ağacının meyvelerini gördük. Meyvesi olurmuş. Resulullah dedi toplayın ondan. Biz toplarken dedi ki siyahları siyahları, kararmış olanları, onların tadı daha güzel olur.
giriyorlardı. Bütün kollardan. Mekke teslimdi artık. Sahabenin en geniş kolunun başında Hazreti Peygamber vardı. Onun bir devesi vardı. Adı Kasva'dır. Hazreti Peygamber Kasva'nın üzerindedir. Eğiliyordu iyice Kasva'ya. Sahabe-i kiram anlatıyor. Bir ara Ebu Süfyan diyecekti ki Hazreti Abbas'a, Abbas diyecekti, senin kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar büyümüş. Muhteşem bir ordu. Hazreti Abbas eliyle Ebu Süfyan'a dokunuyordu. Senin kafan çalışmıyor. Anlamıyor musun? Saltanat değil bu, peygamber diyordu. Hani saltanat? Hala mı anlamıyorsun? Ebu Süfyan hala mı çalışmıyor diyordu. Bu din katillerini Müslüman ediyordu. Bu din zalimleri dize getiriyordu. Ama kılıçla değil, sözle, dille, konuşarak, anlatarak alt üst ediyordu. Bütün dengeleri sarsıyordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam işte 8 yıl önce zorla çıkarıldı, şehre giriyordu artık. Bir ara sahabi baktılar ki o daha önce Hacum bölgesindeki çadırında duha namazı kılmıştı. Uzun uzun Allah'a yalvarmıştı. Yolda yürürken devesin üzerinde İnna fetahna leke fethan mubina, Fetih suresinin ayetini okuyor. Sahabi diyorlar ki biz ona baktık. Ne kadar bir tevaziydi. Mekke'ye girerken onu gördük. Eğiliyordu Resulullah. Öylesine eğiliyordu ki mübarek göğsü devesinin sırtına değiyordu. O kadar eğiliyordu ki mübarek göğsü devenin üstüne değiyordu. O an anlıyorduk ki Fahri Kainat namaz kılıyorlar. O an anlıyorduk ki Resulullah secde ediyordu Rabbına. Mübarek dudaklarından şu cümle dökülüyordu. La ilahe illallahü vahde. La şerike le sadaka va'de. Nasara abde. Ve hezemel ahzâbe va'de. Anlamı şuydu, Allah birdir, ondan başka ilah, ondan başka Rab yoktur. O kulu Muhammed'e yardım etti. Allah bütün düşmanları yok etti. Tek başına Allah bütün düşmanları bertaraf etti. Sözünde durdu, Mekke'yi açıverdi işte. Kuluna, bu kuluna, kulcağızına Mekke'yi o açtı. Meşhur müsteşriklerden John Davenport anlatırken bu hali şöyle anlatacaktır. Peygamberin hayatını anlatırken El-İzzü's-Sacide kitabında diyecektir ki Muhammed Mekke'ye girerken beklerdim ki normal insan disiplinine göre beklerdim ki elinde kılıçla Mekke'ye girsin. Hani katillerdesin, öç alsın, intikam alsın. Evine girenleri bertaraf etsin. Gönül bunu bekliyordu. Akıl bunu bekliyordu. Ama hayret ettim ki o Mekke'yi gördükçe, Kabe'yi gördükçe tevazu artıyordu. Eğiliyordu. Öylesine eğiliyordu ki göğsü devenin sırtında, sırtıyla bir hale geliyordu. Hayır, hayır, hayır. O kan peşinde değildi. Şan ve şöhret peşinde değildi. Muhammed doğruydu. Çünkü o gönülleri fethediyordu. Başka bir şey yapmıyordu o. Sonra başka bir şey daha gördüm. Fetihten sonra Medine'deki evine dönerken bekliyor diyordum ki kendi kendime mutlaka Muhammed evini güzelleştirecektir, odalarını.
Ama gördüm ki yine mütevazi odasında üstü dallarla örülmüş olan, yağmur düşerse içe düşecek olan mütevazi odasında yaşamaya devam etti. Vefat ettiği gün dahi kuru sedir üzerinde yatarken gözleri bir ki göğü görüyordu. Hiç değişti. Hiç saltanat, lüks ve debdebeye girmedi. Bu bir gayrimüslimin itirafıydı. Evet ey Nevi, ben de biliyorum ki öylesin. Yazık ki biz öyle değiliz ey Allah'ın Nevi'si. Yazık ki biz öyle değiliz. Senin ümmetin olan bizler, seni seven bizler, biliyoruz ki ya Resulallah, gönlün bizden kırıktır. Belki dünyada dökülen insanlığın kanına ve hususen de Müslüman kanının akmasına engel olamadık. Ey Nebi, mazlumdan yana olamadık. Dünyanın herhangi bir tarafında açlıktan ölmüş olan bebelere belki ekmek yemek götüremedik. Bu bizim görevimiz ey Peygamber. Sen çünkü bir yarım adanın değil, sen bütün kainatın rahmetiydin. Senin davetin bütün yeryüzü insanlarını kurtarma yönelikti. Biz kendimizi bile kurtaramadık ey Peygamber. Bir görsen halimizi, yıkıntımızı bir görsen, tarumar olan yüreklerimizi bir görsen ey Nebi. Bizi tanıyamayacaksın. Senin Ömer'in gibi olamadık. Senin Ebu Bekir'in gibi olamadık. Senin Ali'nin gibi olamadık. Senin Osman'ın gibi olamadık. Zübeyir'in gibi, Hasan ve Hüseyin'in gibi, Hazreti Ayşe'nin gibi olamadık ey Nebi. Yazık ki olamadık. Çok uzaklardayız onlardan. Biliyorum, biliyorum. Sen mezarında, o berzak aleminde Rabbimin sana gösterdiği kadarla halimize muttalisin sen. Senin yüreğinde bir yangındır belki. Dünyanın durumu, bir insanın gözyaşı, bir çocuğun hıçkırıkları. Düşünüyorum da ey Peygamber. Eritre'de açlıktan ölen çocuğu düşündükçe, o çocuk Hristiyan olmuş, Yahudi olmuş. Ben bütün dünya Müslüman olsun isterim. Benim işim, derdim o. Ayrı şey. Ama bir mazlum, hangi dine mensup olsa olsun, senin yüreğin yanar ona biliyorum. Bir çocuk kaybetse annesini, ey Peygamber, sen o Hristiyan mı Yahudi mi bakmazdın, yüreğin dağlanırdı. İyi biliyorum. Ve ben düşünüyorum da, babasının kucağına düşmüş bir Muhammed'i düşünüyorum da, Filistin'de. Ne kadar yüreğin dağlanmış diye Peygamber. Ne yazık ki taşlaştı yüreklerimiz. Yüreklerimizden kan çekildi sanki. Duygu kayboldu gitti sanki ey Peygamber. Mahşer alemine geleceğiz bizler de. Geleceğiz de seni bulacağız. Seni bulacağız diyeceğiz ki, ya Resulallah, bizler senin dünya vurgunlarındanız. Seni dünyadayken çok seviyorduk. Senden bahsediyorduk. Senden bahsedilen her ortamda insanlar ellerini yüreklerine koyuyorlardı. Salat ve selam sana ey efendi diyorlardı. Biz seni sevdik ya Resul. Sen de bize merhamet eder misin? Şefaat için sahabenin içine, sahabenin kümelendiği yere bizi de alır mısın ey Nebi? Dediğimizde sen acaba diyecek misin ki siz onlara hiç benzemiyorsunuz. Onlar sizin gibi değillerdi. Onlar gönülden seviyorlardı. Siz gönülden sevmediniz ki. Hani siz de sevgi? Hani yüreklerinize muhabbet? Hani siz onlara hiç benzemiyorsunuz ki? Onlar gibi komşunuz açken seher etmediniz ki. Bir yetim ağladığında yetimin başını okşamadınız. Siz Ebu Bekir'ime hiç benzemiyorsunuz. Ali'me hiç benzemiyorsunuz ki. Selman'daki yürek yok ki sizde. Hazreti Ayşe'deki cömertlik yok ki sizde. Der misin bilmiyorum. Desene gibi. Kovsan bizi yanından. O gün kapılar kapansa bize. Nereye gideceğiz?
Rabbim sana yönetecek bütün kainatı. Ya sen kapıyı kapatırsan biz kime gireceğiz? Kimin kapısına inebilir? Kabe'nin içine girdi. Putları yıkıyordu tek tek. Tarumar ediyordu bütün putları. Bir ara aleyhissalatü vesselam sahabeye diyordu ki bütün putları yıkın. O da eliyle putlara işaret ediyordu. Kul ca'el hakku ve zehekal batil. De ki hak geldi, batıl yok oldu. O zaten yok olmaya mahkumdur. O ayeti okurken eliyle işaret ediyordu. Eliyle işaret etti. Bütün putlar devriliyordu. Bazen değneğiyle deviriyordu. Bazen sadece işaret ediyordu. Put yıkılıyordu. Putlar yıkılınca Kabe'nin etrafında yeni tavaf yaptı. Makam-ı İbrahim'de iki rekat namaz kıldı. Sonra baktı şöyle. Bilal nerede dedi. Buradayım ya Resulallah. Dünün mazlum kölesi ders veriyordu. Her adımda ders veriyordu Resulullah. Bilal diyordu Kabe'nin üstüne çık. Allah'ın o en mukaddes evinin üzerine bir köleyi çıkartıyordu. Siyahi bir adamı çıkartıyordu. Çık ezan oku diyordu. Hazreti Ömer de çıkmak isterdi. Hazreti Ebu Bekir de çıkmak isterdi. O büyük şeref. Sen çık Bilal. Mesaj veriyordu. Bu din büyüklük tanımaz. Bu dinde dokunulmazlık yoktur. Bu dinde büyük olan Allah'a yakın olandır. Ve insanlar ırklarından dolayı kınanamazlar. Renklerinden dolayı kınanamazlar. Onun için diyordu ki sen çık Bilal oraya. Çıkarken Hazreti Bilal Mekkelerin bir kısmının canı çıkıyordu. Onlardan biri diyor ki iyi ki babam görmedi bunu. Bir siyah Kabe'nin üstüne çıkacak. İyi ki annem görmedi, iyi ki öldü. Tahammül edemiyorlardı. Öğretecekti. Alışacaksınız. Alışıyorlardı. Birbirinden sonra yürekler de değişiyordu. Bir ara Fadale diye birisi vardı. Fadale elinde hançer, şurasında hançer, örtünmüş Resulullah'ın arkasında sürekli dolaşıyor. Mekkeli. Fırsat kollasa hançeri çıkarıp Resulullah'ın sırtına batıracak. Kafasında o var. Muhammed'i öldürsem. Fadale sürekli Resulullah'ın arkasında o müthiş kalabalıkta, izdihamda. Koruma yok. Resulullah tek başına. Arkası boş. Koruma kabul etmiyordu. Fese yekfikehumullah. Vallahu yasibuke minennas. Allah seni insanlardan koruyacak ayeti geldikten sonra kimse istemiyordu o noktada. Fadale ise sürekli zemin kolluyor. Fadale diyor ki bir ara Resulullah döndü bana. Aniden döndü bana. Elini yüreğime koydu şöyle göğsüme. Fadale vazgeç yapamazsın dedi. O an döndüm dedim ki sen Allah'ın peygamberisin dedim. Kimse bilmiyordu Fadale'nin içindekini. Fadale vazgeç yapamazsın. O an ellerine sarıyordu Resulullah'ın. Sen Allah'ın peygamberisin vallahi. Rahmet veriyordu. Dolaşırdı. Ebu Süfyan diyor ki bir ara düşündüm dedim ki bir ordu toplasam acaba? Dostlardan bir ordu toplasam Muhammed'le baş edebilir miyim acaba? İçimden geçiriyordum, düşünüyordum da. Bir ara yandan geçti, eğildi bana. Ebu Süfyan, öyle bir şey yaparsan helak olursun, tarumar olursun diye. O an yüreğimdeki her şey kayıp. Ve. Mekke'nin fethi bu değildi sadece, belki gönüllerin fethi bu değildi sadece belki. Ama şunu söyleyeyim. Mekkeliler
Mekke'ye yerleşince birkaç günlüğüne, Medineliler üzülmeye başlıyorlardı. Acaba peygamber bizi unutur mu? Bizi terk eder mi acaba? Peygamber Mekke'ye yerleşir mi? Medine'den gurbet olur mu? Medine'yi terk eder mi peygamber diye korkuyorlardı. Bizi bırakır mı acaba? İşte yürekler o an yanıyordu. Bizi bırakır mı Muhammed Aleyhisselam? Çıkıyordu. Medinelerin gönlünü hoş ediyordu. Ölümüm sizinledir. Dirimim sizinledir. Sanmayın ki ben sizi terk ederim. Ben Medine'ye geleceğim diyordu. Sözünde duruyordu. Medine'ye geliyordu. Selam olsun sevgiliye. Selam olsun Mekke'nin fatihine. Selam olsun kainat yüreğinin fatihine. Selam olsun gök kubben üzerinde bütün kainatı eliyle temizleyen şol zata. Selam olsun o zata. Selam olsun en güzel zata. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Efendim, Mevlam daim sizinle olsun. Mevlam yüreklerinizi, gönüllerinizi güzel etsin inşallah. Allah size ve bize merhamet etsin. Ramazan ayının böyle son günlerine doğru geldikçe ben öyle hep hissederim. Ramazan'ın son günlerine doğru yüreğimde bir hüzün olur. Neyin hüznü olur? Ramazan gidiyor ya artık. Bizi bırakıp uzaklaşıyor ya. O bırakmanın, uzaklaşmanın, o rahmetten uzak kalmanın hüznü yüreğime çöküverir. Ama bir ümit vardır. Acaba Mevlam bizi affetti mi? Acaba Mevlam bize merhamet etti mi? Acaba Mevlam günahlarımızı kaldırdı mı? Bu Ramazan bizim için bir bereket olur mu acaba diye. Bu bir ümit. Bunu arzu ederiz, bunu ümit ederiz. Mevlam bizleri affetsin. Ramazan'ın bereketini üzerimizden mahrum etmesin diyorum. Efendim bugün konuğum var. Tabii SMS'lerinizi okuyacağız. Güzel sorularınız gelmiş. Çok sağ olun, bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Çok soru gönderiyorsunuz. Maillerinizi servakti@flashbin.com.tr'ye gelen maillerinizin çoğunu okuyamadık maalesef. SMS'leri okumaya çalışıyoruz. Ama ben güne 34-18'i söylemiş olayım. Soru, boşluk, mesaj 34-18'i efendim doldurmuş oluyorsunuz. Bizlere mesajlarınız geliyor. Geldikçe de biz değerlendirmeye çalışıyoruz inşallah. Ama programlardan sonra bana çok mail çektiniz. Özellikle birkaç kişi hakkında. Mesela birisi sevgili Ersen Dardaşar kardeşim diyor. Hocam yeniden görmek istiyoruz. Bütün konuklarımızı seviyoruz tabii ki. Fakat bir sanatçımız hakkında da çok yoğun bir talep geldi. Hocam bir daha. Dedim ki her gün getirecek değiliz ya daha artık. Onun hayatına ipotek mi koyacağız dedik. Ama kendisini aradık. Biz de onu seviyoruz çünkü. Tabii siz niye çok söylüyorsunuz? Hem siz onu seviyorsunuz. Benim de sevgili Abdurrahman'ı sevdiğimi biliyorsunuz. Bunu da bildiğiniz için hocam diyorsunuz. Sürekli Abdurrahman Bey yanınızda olsa diyorsunuz. Ben de bugün Abdurrahman'ı aradım. Sevgili Abdurrahman bizi kırmadı. Geldi. Zaten Abdurrahman bu akşam Kadir Gecesi programında canlı yayında beraber olacağız Abdurrahman'la. Onu konuşacağız. Abdurrahman hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Seni seviyorlar, getir diyorlar sürekli. Eyvallah. Özellikle bir kez daha sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Çok sağ olun. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum şu an bizleri izlemekte olan dostlarımıza. Nasip, demek ki nasip olunca bugün bir kez daha sizin programınıza gelmiş bulmaktayız. Sağ olsun Abdurrahman. Bir yurt dışı seyahati olmasına rağmen çok sağ olsun bizim programımızı aksatmadı, kırmadı, bizim geldi. Bizim için büyük bir mutluluk. Sağ bizim için mutluluk seninle beraber olmak. Ramazan gidiyor Abdurrahman, ne diyorsun? Şimdi ben demin şu aklıma geldi. Hakikaten yaklaşık Ramazan'ın 11. gününde sizlerle birlikte olmuştuk burada. Fakat bugün baktığımda ömrün ne kadar kısa olduğunu bir kez daha tefekkür etmiş olduk. Hakikaten zaman çok geçiyor. Hele ki bu mübarek ayda da acaba kurtulanlardan olur muyuz muhasebesini yapmaya başladık. İnşallah bu aylarda dolu dolu geçirenlerden temennimiz olsun diyoruz. İnşallah. Sen bugünlerde daha da mutlusun çünkü baban annen yanında. Evet. Onların da ellerinden öpüyoruz. Eyvallah. Hakikaten tabii ki annenin babanın hakkını ödemek zordur ama bu Ramazan'da da onlarla birlikte olduğumuz için mutluyuz inşallah.
Evet, biz de senin olduğumuz için mutluyuz tabii Allah ki. Allah razı olsun, sağ ol. Abdurrahman tabii güzel ilahiler okuyacak bizlere. Biz Abdurrahman'ın, ben Abdurrahman'ın sesini beğeniyorum ve çok kasetlerinin çok çok fazla, herhalde Türkiye'de şu anda en fazla satan ilahi kaseti dergilere de konu oluyor çünkü. Kapak oluyor ve konu oluyor sevgili Abdurrahman'ın kasetleri. Eyvallah, siz dile getirdiniz. Tabii ki 5 yıldır en çok Türkiye ve Avrupa'da albümü satan kişi olarak. Tabii ki bundan herhangi bir nedenle değil ama mutluyuz. Yok, neden var tabii ki. Yani var ki insanlar alıyor ve dinliyorlar. Değil mi? Başı başına almaz insanlar. Demek ki bir şey bulabiliyorlar. Kendilerinden bir çizgi. Ben doğrusunu söyleyeyim. Arabamda senin bütün parçaların güzel ama bazı parçaların bu yıl yine gidemedim Medine'ye. Evet. Sana geleyim. Ve benzeri bazı ilahilerim var ki onları radyocu kardeşlerimden rica ettim. Onları böyle belli bir kasete çektiler. Değişik kasetlerden. Evet. İstanbul'a gidiş gelişlerimde, yolda özellikle bu geliş gidişlerde mutlaka arabamda o kasetleri dinliyorum ve zevk alıyorum. Sağ ol. Eyvallah. Allah hayırlı ömürler versin, güzel çalışmalar yapasın diyeyim. İnşallah, inşallah. Abdurrahman, ben çok konuştum bugün, yarım saat konuştum. Biz sizin sohbetlerinizi hakikaten severek, bunu siz beni tanıyorsunuz, ben gönülden söylüyorum. Diyorum. Bu Ramazan'da ben gitmiş olduğum bütün programlarda olsun, gecelerde olsun, çok seviniyor insanlar. Hakikaten hiç kaçırmadan, o sabahtan erkenden kalktıklarını söylüyorlar. Hani sahurda daha erkenden uyanıp da ta başından sonuna kadar özellikle dinlemek istediklerini belirtiyorlar. O yüzden size ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Razı olsun. Ben tabii şunu söyleyeyim. Dostlar çok arıyorlar bu konuda. Ben tabii öncelikle bir daha söyleyeyim. Flash TV'ye teşekkürlerimi arz ediyorum. Bize, güzel kardeşlerimiz, yöneticilerine, sahiplerine, çalışanlarına, bize gönül kapılarını açtılar. Biz bu programı yaptık. Ve dikkat ederseniz doğrusu sahur programlarımız başlamadan önce hiçbir tanıtım yapmadık da. Yani biraz çok ani oldu kararlarımızı verirlerken. Çünkü Ankara'dan mı, İstanbul'dan mı olacak? Nasıl yapacağız programları? Bizim mekanımız Ankara. Flash ise İstanbul'da. Ama Ramazan'dan sonra inşallah bakarsınız Ankara'dan canlı yayına başlarız. Mevlam ne gösterir bilemiyoruz tabii, onu Allah bilir. Ama şunu söyleyeceğim. Buna rağmen program, ben şuna inanıyordum. Gönülden olunca bir şey mutlaka çok geniş akis uyandırır, evet, yankı uyandırır ve öyle oldu. Her yerde şu anda, Türkiye'nin her tarafında, Rabbime hamdolsun bu program konuşuluyorsa seher vakti, demek ki biz bazı gönüllerde biz değil anlattıklarımız, o güzel insanların hayatları yer buldu. Evet. İnsanlar bu ekranda kendilerini gördüler. Şimdi ben geçenlerde ismini vermeyeyim gazetenin. Bir gazetede sizin programınızla alakalı hakikaten büyük, geniş bir yer ayırmış. Ne kadar bu Ramazan'da dolu dolu geçtiğini, ne kadar insanlara faydalı bir program olduğunu belirtmiş. Demek ki bu da çok güzel. Evet. Allah hamdolsun. Yok, Allah hamdolsun. Ve sanatçı kardeşlerimiz arıyorlar. Hocam programımızı izliyoruz diyorlar. Evet. Mevlam seninle beraber olsun diyorlar. Çok güzel kardeşlerim programda bizimle beraber olmak istiyorlar. Evet. Bunlar tabii ki Allah'ın birer nimeti, bize Rabbimi vermiş olduğu nimet. Mevlam daha çok istifade etmeyi, daha çok yaralanmayı, yaralandırmayı nasip eylesin. İnşallah. Allah inşallah bu hizmeti devam ettirsin diyorum. Devamını bekliyoruz zaten. İnşallah. Devam. Abdurrahman, başlangıçta seninle bir şey dinleyelim. Daha ilk defa yakın zamanda sevgili sanatçı dostum Sedat Uçan'la birlikte bir albüm hazırlığımız oldu. Düet şeklinde. İkimiz eserleri birlikte okuduk. Daha hiç bir yerde okumadım. İnşallah bugün burada nasip Bir Gece Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olan bir eserimiz var. O zaman onu dile getirmiş olalım. Peki. Bir Gece diyoruz. Bir Gece Muhammed'e.
Evet. Ağzına sağlık, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. İlk kez ben duydum bunu. Evet. Daha önce başka yerde okumadım bunu değil mi herhalde? Evet. İlk defa burada inşallah dile getirmiş bize olduk. Bize nasip olmuş oldu. Eyvallah. Ağzına sağlık. Güzel olsun. Sedat'la beraber bunu söyleyeceğiz. Evet, Sedat Sevgi, Sedat Uçanlar'ın birlikte inşallah yaklaşık bir ay gibi bir zaman zarfında piyasaya çıkmış olacak. Ha, daha çıkmadı bu. Yok, daha mesela çıkmadı. Başka ne tür parçalar var? Sizin programımızda şimdi okuyoruz ki şöyle önü açılsın, hayırlı olsun. Hadi hayırlısı olur inşallah. Mevlam utandırmasın. Yarın gece beraberiz inşallah, Kadir Gecesi'nde. Tabii ki yarın da inşallah saat 10'dan itibaren gecede bir kez daha sizlerle birlikte olacağız inşallah. En güzel şekilde onu icra etmeye gayret i̇nşallah sarf etmiş olacağız. Tabii ki birçok sanatçı dostumuz da var tabii o programda bildiğim tabii kadarıyla. Tabii sen varsın. Sevgili Mesut Şimşek var, Celalettin evet Ada var. İstanbul ve Ankara karmasını yaptık. Türkiye ve böyle bir çerçeve. Fatih Çalımlı var. Abdülkadir Şehidoğlu Hoca var, Hacı Bayram İmamı, Celalettin Şensoy hocamız, evet, hocamız var. Başka konuklarımız da var. Onlarla beraber yarın sahur düzeltiyorum. Sahur da zaten beraberiz de alıştığı evet için. Efendim Kandil'de Kadir Gecesi ki bin aydan daha hayırlı bir gece. Hem o geceyi anlatacağız, hem programımızı iki bölüm içinde, hem bir bölüm Mevlid ve Kur'an-ı Kerim, öteki bölümde ise sanatçı kardeşlerimle beraber evet ve telefon da alacağız tabii. Şey peki hocam, Kadir Gecesi'ne şimdiden itibaren nasıl bir hazırlık içerisinde olmamız lazım? O gün söyleyelim. O öyle istiyorsan mi? Tamam o zaman. İpucuları hazırlığımızı yapalım. İnşallah. Evet. Ne yapacağız Kadir Gecesi'nde? Saat 10'dan önce ne yaparlar bilmiyorum. Namaz kılsınlar, Kur'an-ı Kerim okusunlar, kitap okusunlar ama saat 22'den itibaren Flash TV izleyecekler. Evet, hazırlıklarını öyle yapmış olsunlar. Evet. Güzel bir gece beraber geçirmiş oluruz inşallah. Sevgili Abdurrahman, biraz soru okuyayım mı? Tabii ki, tabii ki. Gelen lütfen mailler var. Buyurun. Bugün onların bir kısmını... Onları bekliyordular şimdi. Bekliyorlar onları, evet, doğru diyorsun. Bir kısmın dökümünü aldık. Onları biraz böyle şuradan okumaya çalışayım. Hızlı bir şekilde ama dilerseniz bugün de hep SMS'leri okuyorum. Normal seher vakti @flashtv.com.tr'ye gelen mailleri bir müddettir ihmal ediyoruz. Onlardan birkaçını okuyalım, beraber değerlendirelim. Cevap yazmadınız diyorlar. Başka sorularım var. Ölmüşlerimiz için namaz kılabilir miyiz? Ben maili gönderenleri okumayayım, rumuzlarını okumayayım dilerseniz. Büyüklerimiz namaz kılamazsınız diyorlar. Ama ben kılıyorum. Bazen mesela Peygamberimiz ve bütün ölmüşlerimiz için diye niyet ediyorum. Kabul olur mu acaba? Allah'ın selamı üzerinize olsun, sizin de üzerinize olsun. Şöyle yapalım, şöyle diyelim sevgili kardeşime. Namaz kılarken iki rekat nafile namaz kılalım. Namazı bitirdikten sonra ya Rabbi kılmış olduğum bu namazın hayrını, sevabını ben işte ölmüş olan babama, anneme ve kimi istiyorsan onun adını söyleyerek ona gönderiyorum. Rabbim kabul etti. Bu yeterli olur. İmam-ı Şafii Hazretleri bunun caiz olduğunu söylüyorlar. Bu ibadettir. İbadeti başkasıyla paylaşmak siz kendiniz ibadetinizi yaptıktan sonra olabilir. Çünkü başkasını yine haçla yapabiliyorsunuz. Haç da bir ibadettir. Vekaletten olabiliyor. Biliyorsunuz. Güzel bir Bingöl'den bir kardeşimiz göndermişler. Sağ olsunlar. Zannediyorum biraz değişimi anlatıyor. Bizim programımızla beraber gelen bir değişimi anlatıyor. Onun için okumayı istiyorum. Daha önce mail göndermişler, cevap yazmamışız herhalde. Tabii bu ara maillerinize yazılı cevap yazamıyorum. Çünkü biz sürekli sefer ve hazer halindeyiz. Ama Ramazan'dan sonra devam ederiz inşallah, yazarız. Ama maillerinizi okumaya çalışıyorum. Soru şu. Sahibini kaybettiğimiz borçlarımız var. Borçlu olduğumuz kişilerin nerede olduklarını bilmiyoruz. Ne yapmamız gerekir diyor kardeşimiz. Bayağı da zaman geçti diyor. Yanıt bekliyoruz. Şu efendim, malınızın yani borç aldığınız kişiyi tanıyorsanız ona, bilemiyorsanız çocuklarına, akrabalarına bulacaksınız. Varisleri kimlerse mutlaka onları bulup o malı onlara vereceksiniz. Çünkü o bir yüktür. Ama diyelim ki adamı unuttunuz, öldü, kimsesi kalmadı, uzak bir yere gitti. Öyle bir durum olursa şayet, bu durumda da o ölen kişinin hayrına, yani borcu aldığınız kişinin sevabını, hayrına gidersiniz. Fakirlere verirsiniz ve fakirlerden dua almaya çalışırsınız.
O da onu yerine geçer. İnşallah Rabbim dilerse yerine geçer. Yine devam ediyor Bingöl'den kardeşimiz. Hocam sizi çok seviyorum. Sizi dinlediğimden beri ben bambaşka biri oldum. Ama olumlu yönde değiştim. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Dua etsem azdır. Taşlaşmış kalbimde güzel duygular yeşerdi. Ben nasıl ki sizi bu kadar çok seviyorsam Allah da sizi sevsin. Hocam duaları artık. Güzel dua değil mi? Elhamdülillah. Mevlam sizleri de sevsin. Allah sizden razı olsun, sizin yerinizi Peygamber Efendimiz'in dostlarının yanında eylesin inşallah demişler. Allah razı olsun efendim. Hocam demiş başka bir kardeşimiz. Diğer TV kanallarında bazı hocalarımız yanlış veya doğru olduğunu bilmediğimiz bilgiler vermekteler. Oruçluyken diş fırçalamak oruca zarar vermez diyorlar. Oruçluyken sadece kuru fırçayla dişlerinizi fırçalamanızın dinen sakıncası yok. Eskiden alabilsek beraber diyeceğim. Sakıncası yok. Yani bir fırça ama kuru bir fırçayla dişleri fırçalamanın sakıncası yok. Ancak eğer macun sürecek olursak, macunun şu problemi var, macunun tadı var, kokusu var vesaire. Boğazımızda birikir ve dışarıdan gelen bir tat, mesela insanın tükürüğü ve benzeri şeyler orucu bozmaz. İnsanın içinin salgaladığı şeyler, affedersiniz istifra edersek o hariç tabii. İstifranın da çeşitleri var. Şimdi siz çoğunuz sofradasınız, onları pek söylemek istemiyorum. Ama onu mutlaka bir hocaya danışın özel olarak veya fıkıh kitaplarına. Fıkıh kitabı tavsiye edeyim mi? Edeyim. Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali. Bir daha söylüyorum. Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali. Güzel bir çalışma. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkarmış olduğu, iki ciltlik İslam İlmihali de güzel bir çalışma. Bunlardan istifade edebilirsiniz, yararlanabilirsiniz. O zaman macunlu kullanacak olursak oruca zarar verme ihtimali var, yapmayacağız. Efendim bir saygı değer, sevmeye değer hocamız demişler. Sizi Allah için çok seviyoruz ya. Düzeltiyorum. Siz bizi Allah için çok seviyorsunuz ya. Biz de sizi Allah için seviyoruz. İnanın biz de sizi Allah için seviyoruz. Yıllardır programlarınızı dinliyoruz. Kasetlerinizden dinliyoruz. Demişler. Çocuklarımız sizin sohbetlerinizle büyüdü. Biz de sizinle yaşlanıyoruz. Yani yaşlandık mı biz? Abdurrahman öyle diyorlar. Tabii yaş 49-50 artık. Şimdi onlar gönüllerinde olan en güzel temennileri size söylüyorlar. Yani sen yaşlanmadın biz yaşlandık evet, diyorlar öyle değil mi? Sağ olsunlar efendim. Yaşlılık da güzel tabii. Yaşlılık da güzel. Elhamdülillah. Şahsınıza olan bu sevgi bize peygamber kokusunu, evet buna katılıyorum, Ehl-i Beyt rüzgarını, ashab-ı kiram sevgisini bu kadar güzel anlatabilmenizden ötürü. İnşallah öyle oluruz. Yine beni övmüş. Evet. O, sizi özel yapan şey o güzelleri bu kadar güzel anlatabilmeniz demişler. Sizinle oralara gidip onları yaşıyoruz sanki. İşte tüm bunlardan dolayı sizi Allah için seviyoruz. Siz televizyonda gördüğümüzde eşe dostla haber verdik. Müjdeleştik. Sanki evimize bayram gelmiş gibi. Ne olur bizleri bırakmayın. Televizyonda olmayı herkesten fazla hak ediyorsunuz. Evet şimdi burada herkes birbirini yüzüne karşı diyebiliyor. Sizi çok seviyorum ama bir de çıkarsız sevgiler var. İşte çıkarsız sevgiler de. Bu tabii. Evet. Hakikaten. Yani adını bile okumuyoruz. Evet. Burada rumuzlar var ama ben tabii sanıyorum yakından şöyle bir gösterseniz arkadaşlar. Size mi göstereyim? Şey göstereyim. Ama isimleri pek okumuyoruz. Sadece göstermiş olayım diye kısaca o kadar yeterli olur sanıyorum. Başka efendim yine bir bu şekilde bir cep telefonumu istiyorlar. Şimdilik maillerinizi gönderin efendim. Allah'a hamd ediyor. Peygamberimiz salatü ve selam getiriyor. Gönüllerimiz temizlendi diyorlar. Ehl-i Beyt ve sahabi sevgisiyle. Mevlam daha güzel nasip etsin inşallah. Bu Ramazan ekranlarımızı aydınlatan Flash TV yöneticilerine demiş. Sevgili yöneticiler. Ramazan boyunca yapmış olduğunuz saygın, seviyeli sahur programından dolayı teşekkür etmeyi borç bilir. Yaptığınız seçimden dolayı sizleri kutlarız. Güzel şeyler yazmışlar. Diğer televizyonları biraz tenkit etmişler.
Ama ben onları atlayayım da uygun olanları okuyayım. Evet. O yazdığına göre saygı duyuyorum. Mutlaka uygun şeyler yazmış ama biz ekrandan bunları söylemeyelim. Seviyesiz, seviyesi olmayan programların, kavga gürültünün bir sürü karmaşanın içinde insanın gönlüne huzur veren üslubuyla filan hocamız demişler. Beni sağ olsun anlatmışlar. Tanımadıkları, korktukları dinlerini tanıyacak hale geldi insanlar. Ben öyle oldum diyor. Sizlere sevgilerimi iletiyorum. Devam ediyorlar. Seher Vakti programının Ramazan'dan sonra devam etmesini hocamızdan istiyoruz diyorlar. Efendim. Bir öğrencinin maili, bunu okuyalım isterseniz. İsmim Özgül, adını da okuyalım. Merhaba Nihat Hocam, ben e-mail İsparta'dan okuldan yazıyorum. Lütfen bugün bu e-maili okumanızı rica ediyorum. Programınızı ailemle birlikte beğenerek izliyoruz. Ramazan boyunca izlediğimiz programlarınızı Ramazan bittikten sonra devam etmesi istiyoruz. Sizi çok seviyorum. Ne olur okuyun efendim. Öğrenciyim. Çünkü evimizde bilgisayar yok. Onun için okuldan öğretmenin fırsat verdiği zaman girmeye çalışıyorum. Onun için okumanızı istiyorum. Okursanız ben de memnun olacağım. Ve ailem de. Tamam Özgür, biz de okuduk. Şunu unutmayayım. Gelecek Ramazan bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hoşça kalın. Bütün izleyicilerinize sevgiler iletiyorum diyor. Cuma namazının 10 rekat olup olmadığını diyor başka bir dinleyicimiz. Cuma namazı 4 rekat Cuma'nın ilk sünneti. Efendim 2 rekat Cuma'nın farzı. 4 rekat Cuma'nın son sünneti. 4 rekat zühri ahir. 2 rekat vaktin sünneti. 16 rekat ama esas farz olan 2 rekattır. Cuma'nın farzı 2 rekattır. Onu okumanız yeterli. Onu kılmanız yeterli olur. Diğerlerini kılmayın demiyorum. Kılarsınız. Tabii sorularımız burada da çok. Ama bugün böyle tercih edelim. Abdurrahman'ın programında mailleri daha çok okuyalım. Bazı programları tenkil etmişler. Kur'an-ı Kerim hakkında yapmış oldukları açıklamalar ve bu açıklamaların birbirini tutmaması ve bu programların seviyesinin çok düşük oluşu ciddi şekilde beyinlerimize infial meydana getirmektedir. Bu bizi rahatsız ediyor hocam diyor. Bu konuda ne yapabiliriz? O televizyonları arayacaksınız en azından. Bu konudaki demokratik tercihinizi, tepkinizi ifade edersiniz. Allah sizden razı olsun. Diyarbakır'dan kucak dolusu. Benim memleketimden göndermişler. Diyarbakır dedim de. Beni aradılar Diyarbakır'dan. Dediler hocam sen Diyarbakırlısın. Dedim tamam Diyarbakırlıyım ben. Memleketimizi seviyorum. Memleket. Ama dediler memleketini anlatmıyorsun. Dedim o zaman bana ne anlatmam gerekiyorsa söyleyin anlatayım. Böyle bir şakalaştık. Doğru memleketimizi ihmal ediyoruz. Çok az gidiyoruz. Özellikle Ankara'ya yerleştiğimiz için. Ama şunu söyleyeyim. Sahabelerin çok, ashabın çok olduğu, sahabenin mezarların çok olduğu, yoğun olduğu bir şehir Diyarbakır. Kameraman kardeşlerim içinde de Diyarbakır'ı görenler var. Orada öğrencilik yapmış olan kardeşlerim de var. Çok köklü bir tarihe sahip değil mi hocam? Çok köklü bir tarihe. Evet. Ve Çin Seddi'nden sonra en uzun set kale Diyarbakır Kalesi. Surları evet. Biliyorsunuz. Çok özel Diyarbakır surları. Resulullah'ın vefatından yanılmıyorsam 7 sene sonra fethedildi orası. Evet. İlk Anadolu'ya açılış kapısı da Diyarbakır olmuştur. Allah. Bu nedenle biz Diyarbakır'da, Diyarbakırlar'da seviyoruz. Oradaki mahalli televizyonların benim programlarımı yayınladıklarını da biliyorum. Onlara da sevgilerimi iletiyorum. Oradaki bütün büyüklerimi de ellerinden öpüyorum. Madem Diyarbakır'dan söz açılmışken tezemin, dayımın, dayılarımın hepsini ellerinden öpüyorum. Mevlam daha çok güzel olsun her şey. Bana göre bir yer nasıl güzel olur? Açık söyleyeyim. İslam'ı güzel yaşarlarsa. İslam'ı kendi aralarında yayarlarsa, kardeşlik, komşu hakları ve benzeri mazlumu korumak, yetime sahip çıkmak, acıları doyurmak, bunlar güzel oldukça her yer güzel olur. Evet. Biz her yerde bu güzelliği ararız. Asıl olanı. Asıl olan da budur. Evet. Tabii ki memleketimizden kopmamız mümkün değil. Hiç kimse doğduğu yerden kopamaz. Çünkü benim rahmetli iki dedem de müftüydüler sevgili Abdurrahman. Evet. Biri Diyarbakır müftüsüydü, biri ilçemize müftüsüydü. Bütün dedelerimin hepsi hocalardı. Benim yukarıya doğru bütün dedeler müftüydüler bizimkiler. Biz de onların yolunda yürümeye çalıştık inşallah. Rahmetli babam da öyle, o da hepsi öyle. Onun için hepsinin mezarları orada hemen hemen. Onlardan kopmamız mümkün değil. Seviyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Ülkemizin tümünü seviyoruz. Bayrağımızı seviyoruz. Ülke insanını seviyoruz.
Hakikaten 70 milyonun tümünü seviyoruz. Ben defaatle söylüyorum. Bakınız, Ankara'da kaldığımız günler içerisinde belli evlerde çalıştırılmaya mahkum edilen bayanlar var. Evet. Neyi kastettiğimi anlıyorsunuz herhalde hepiniz. Belli yerlerde çalıştırılmaya mahkum edilen bayanlar var. Bunların büyük çoğunluğu düşürülmüşler. Onlar değil, onları oraya düşürenler utanmalı aslında. Evet, evet. Onları kurtarmaya çalışmayanların yüzü kızarmalı. Ama ben o bayanlar içerisinde, bizlere ulaşanlar var biliyorum. Hocam Allah için bizi kurtarın diyenler var içlerinde. Çok samimi olanlar var. Çok samimi çok olanlar var. Çok içten olanlar var. Birkaçının Ankara'da arkadaşlarımızla beraber maddi manada yardım ederek kurtarmaya çalıştık. Senetlerinden kurtuldular. Bunlar çok söylemek istemediğim şeyler. Bunlar farklı şeyler ama geliyor size. Diyorlar ki hocam bizim aylık, lütfen iyi dinleyiniz ne olur. Bazen o yanlış hayatlara özenen gençlere de söylüyorum. İyi dinleyin bakınız. Hocam bizim aylık tatilimiz var diyorlar. İznimiz var. Biz aylık iznimizde Ramazan ayında alıyoruz. Oruç tutuyoruz. Namaz kılıyoruz. Belki Allah bizi affeder diye. Evet. Evet. O en kötü gördüğünüz, öyle zannettiğiniz o bayanlar büyük çoğunluğun yüreğinde böyle bir inanç var. Böyle bir iman var. Keşke böyle müesseseler olsa, vakıflar olsa da o kadınları kurtarsak oralardan. Onları evlendirsek, bu toplum evlendirse. Onlar çocuk sahibi olsalar. İnanınız ki kimse orada isteyerek çalışmaz. Ben öyle inanıyorum. Çok farklı insanlar varsa istisnai olarak. Onun için ülke insanımız güzeldir. Ama güzellikler bir araya gelince güzel olur. Tek başına kalırsanız solarsınız günün birinde. Abdurrahman. Çok konuştum. Doğru diyorsunuz. Çok kucaklayıcı olmak lazım. Kucaklayıcı evet, olmak lazım. Evet. Sahiplenmek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, bir şey daha dinleyeyim. Şimdi demin ben söyle. Şöyle izleyicilerin gelen e-maillerden yola çıkarak da tenkit, işte program, televizyon programlarından alakalı bir tenkit. Hakikaten ben yaklaşık birkaç gün oluyor bir programda işte türbelerin tamamen yıkılmasından. Ya. Yani işte böyle çok daha da ileriye gidilen şeyler yönetiliyor. Hakikaten izleyiciler de bunun farkındalar. Farkında oldukları için bir kafa karmaşıklığı söz konusu yani yaratanlar var. Türbeyi kim yıktı? Yunan işgalinde dışarıdan gelenler türbeleri yıktılar. Evet. Türbe yıkmak olayı değil. Türbeye gidişin adabını öğretmek gerekir. Bunu açıklamıyorlar. Kuralları evet. Koyacaksın. İnsanlar bu konuda az biliyorsa eğiteceksin. Türbe yıkılır mı? Mezar yıkılır mı? Evet. Hurafelerden kaçılması gerektiğini açıklamak gerektiğini. Bu tarz değil tabii. Evet. Bunlar anlatım tarzı değil. İnsanımızı bilgilendirme tarzı. Yıkarım yakarım da olmaz. Evet. Şeytanlar yıkmaya çalışın. Yani gönüllerden şeytanları itmeye çalışın. Türbe yıkmakla, mezar yıkmakla. Tabii yani o insanlar da bunu söylerken belki o niyete söylemiyorlardır ama bakın bu sözlerin işte bir sanatçımızın yüreğinde meydana getirdiği isyan netice itibariyle diyor ki niye böyle söylüyorlar? Ben niye öyle diyorsunuz? Anlatacağınızı daha güzel, daha nazik, daha kavgasız anlatın. Bir şey olmaz, dünya yıkılmaz güzel konuşursanız. İnsanların yüzüne tebessüm etmeyi öğrenelim hep beraber. Ama burada şu da ortaya çıkmış oldu, izleyicilerin ne kadar bilinçli olduğu evet. Yavaş yavaş sizin gibi programların sunan hocalarımızın sayesinde ne kadar bilinçli bir hale geldikleri de ortada. Bu da sevindirici bir olay. Tabii şunu söyleyeyim. Tabii bu gelen maillerinizi, bu mailleri sadece ben okumuyorum. Bütün televizyon yönetimi bu maillerin, SMS'lerin, maillerin farkındalar. %90'ında programdan dolayı memnuniyet var. Niye böyle? Çünkü insanlar, onun için ben çoğu kez sansür uygulayarak okuyorum. Yani birini okuyorum, 20'sini atlıyorum bu evet. Güzel maillerle ilgili. Sağ olsunlar. Hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Çünkü insanlar din kavga ettiren bir unsur gibi sunuldu yıllardır. Evet. Din sanki nefreti körükleyen bir alet gibi sunuldu. Halbuki din bunun zıttını yapmak için geldi. Evet. Birleştirmek, yapmak, sıkıntıyı gidermek, yıkıntıları imar etmek için geldi din. Ama bu dini başka türlü sundular. Çünkü din çoğu kez kavga aracı yapılmaya, efendim reyting aracı, sektörleştirmeye çalışıldı. Samimi bir iman ve müminler kenarlarda oturmaya başladılar. Dünyadan, piyasadan uzak kalmaya başladılar. Evet. Evet sevgili Abdurrahman. O zaman bir şey daha dinleyelim mi? Ya Resulallah isimli eserimiz Peygamber Efendimiz'e atfen bugün bir iki tane okumuş olalım. Peki ya Resulallah. Ya Resulallah diyoruz. Peki.
Yolum, yolum.